Merhaba değerli dostlar. Öncelikle İnkılap Tarihi 1 diye başlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi derslerimize başlıyoruz. Efendim İnkılap Tarihi özellikle benim özgün anlatımımla ortaya çıkacak bir ders topluluğudur. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunuyum. Birazcık işte anlatmaya çalışacağız. Görme engelliyim değerli dostlar. Lütfen kanalıma abone olunuz. Efendim gönüllülük esaslı anlatıyoruz. Devam edelim. Öncelikle inkılap tarihini incelerken inkılabın ne demek olduğunu, yani inkılap ne demek olduğunu bir konuşalım. İnkılap daima yenileşmek demek, daima canlı tutmak demek ve daima ilerlemek demek. Bunun adına devrim de diyebiliriz. Fark etmez. Devrim de, ihtilal de diyebiliriz. Takıntı yapmayın. Fark etmez. Şu memlekette sürekli takıntı yapılıyor. Takıntı yapmadan tarihin akışına bırakalım. Tarih zaten Cemil Meriç'in deyimiyle uzun bir dedikodu. Diyor ya Cemil Meriç, sosyal bilimler yalanın cirit attığı bir meydan. Hakikaten de yalanlar da var içinde yani. Bunun bir söyleyelim. Ama biz burada devletlerin tarihini işleyeceğiz ve bireysel yalanlara, yani magazinsel tarihe girmeyeceğiz. Değerli gençler, öncelikle bir kahraman doğuyor. Yani Atatürk'ün aslında hayatını işleyeceğimiz konuda, yani burada genel bir inkılap tarihi konusu esas alacağız. Atatürk'ün doğumu, fikirleri ve Atatürk'ün kişilik özelliklerini burada konuşacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün asıl adı Mustafa'dır. Kemal ismi sonradan eklenmiştir ve 1881 yılında doğmuş, 1938 yılında hayata gözlerini yummuş değerli, şerefli bir Atatürk'ümüz var. Onun doğum yeri bugünkü Yunanistan sınırlarında, o dönemde Makedonya şehrine bağlı Selanik şehrinin Koca Kasım mahallesinde dünyaya gelmiş ve babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır.